Yıllar yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim. Sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevle bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa sizlersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Zeynep ne yapıyor? Aa, kemanını getirmiş. Zeynep keman çalabiliyor mu? Öğrenmeye çalışıyordu. Sessiz olalım, şimdi anlarız. Ben geldim patron. Nerede kaldın şaşkın? İstanbul'daki bütün aktarları dolaştım patron. Abartmaz mı? Bulabildin mi istediklerimi? Buldum patron. Aferin. Evet, bu olur. Bunlar da işimize yarar. Hala ne yaptın, anlatmadın. Yeni icadım için hazırlık yapıyorum Azmi. Yeni icat mı? O zaman yeni bir hedefimiz var ya çatın. Var tabii ya. Aynalı kavak kasrı. Dinle Azmi. Osmanlı padişahları yönetim kabiliyetlerinin yanında sanata da önem vermişlerdir. Örneğin Sultan 3. Ahmet şair ve bestekardı. Şiirlerini ve bestelerini Aynalı Kavak Kasrı'ndaki beste odasında bestelemiş ve yazmıştır. Evet Amiyet. Öğretmenim, ben de kemençe çalıyorum. Ne? Kemençe mi? Şşt, Gürgen, aslında dersimiz bugünlük bitti. Zile kadar bize bir şeyler çalsana. Öğretmenim, olmaz. Lütfen çalmasın. Gürgen, her zaman arkadaşlarını teşvik etmelisin. Onlara destek olmalısın. Böyle yapman doğru değil. Aferin Gürgen. Tebrik ederim. İşte böyle. Öğretmenim, bu benim tekim. Kemençe duyunca dayanamıyorum. Ha uşaka. Günah be, günah. Ama patron, çok komik. Böyle bir dikin olduğunu bilmiyordum. Artık tüm sınıf biliyor. Eğer Sultan 3. Ahmet olmasaydı konu hiç müziğe gelmeyecekti. Kimse de bu sırrımı öğrenmeyecekti. Bu yüzden ben de onun çok sevdiği bir yeri yok etme kararı aldım. Aynalı Kavak Kasrı'nı mı? Evet. Eskiden birçok yapıdan oluşan tersane sarayı varmış. O yapılardan günümüze bir tek burası kalmış. Patron, burayı ortadan kaldırırsak tersane sarayında sonsuza dek tarihten silmiş oluruz. Yavaş yavaş tüm tarihi yok edeceğiz Azmi. Geldiğinizi duymadım. Çok güzel çalıyorsun. Baksana kuşlar bile seni dinlemeye gelmiş. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmenize sevindim. Keşke benim de böyle yeteneklerim olsa. Sen de sporda çok yeteneklisin. Zeynep haklı. Herkesin farklı özellikleri ve farklı yetenekleri vardır. Yeterince çalışırsak kendi yeteneklerimizi geliştirebiliriz. Bir şarkı daha biliyorum. Dinlemek ister misiniz? Çok isteriz. Neredeyse hazırız. Hala yeni icadının ne olduğunu söylemedin patron. Bu nedir? Bu Azmi fıs fıs 7000. İçine koyduğum özel sıvıyı dışarı gaz olarak vermeye yarıyor. Gaz mı? Hava gibi mi? Hayır Azmi, sıradan bir gaz değil. Kahkaha gazı, kahkaha! Ver bakayım fıs fıs 7000'i. İstanbul muhafızları yolumuza çıkarsa katıla katıla girmekten bizi durduramayacaklar. İşte oldu. Bakalım çalışıyor mu? Şimdi neye giriyor? Şaşkın. Kendime engel olamıyorum patron.
Bir de kötü haberim var. Neymiş? İyi haber. İcadım çalışıyor. Kötü haber de. Basket atmayı unuttum artık. Bakın, koca çınar bizi çağırıyor. Merhaba çocuklar. Merhaba koca çınar. Nasılsınız? Zeynep bize keman çaldı, çok güzeldi. O yüzden çok neşeliyiz. Ben de dinledim. Tebrik ederim Zeynep. Teşekkür ederim koca çınar. Maalesef Gürgen ve Azmin neşenizi kaçırabilir. Yine ne yaptılar? Aynalı kavak kasına girerken görünmüşler. Kim bilir neler planlıyorlardır. Ne planlıyorlarsa öğrenip onlara engel olmalısınız. Dur bakalım Azmin. Ne oldu patron? Bu giriş eskiden padişah girişiymiş. Buradan ben gireceğim. Sen aşağıdan gir. Ama patron. Aması yok Azmin. Hadi içeride buluşuruz. Ne çok müzik aleti var. Ot var, tambur var. Kemençe de var. Eğer seninle gelmeme izin verseydin, bunu yapmazdım patron. Dur sen Azmin, yapma. Kendime engel olamıyorum. Patron, bak bir sürü müzik aleti var. Hadi şarkımızı söyleyelim. Tamam, tamam. Yeter ki şu kemençeyi çalma. Ama hiç başaramadık. Şu muhafızları bir atlatamadık. Başka çaremiz kalmadı inan Azmin. Belki de son şansımız. Aynalı kavakası yok edinmeli. Yerine belki bir anı dikinmeli. Üstüne Gürgen fethetti yazalım Azmin. Şanımızın yürüyüşü binlerce yıl sürmeli. Ağzınızı kapatırım, bunu kafızlarım. Pırpır eder yüreğim, kısasım yedi benim. Kıslamazsan küserim. Ağzınızı kapatırım, bunu kafızlarım. Pırpır eder yüreğim, kısasım yedi benim. Kıslamazsan küserim. Burası çok eskiden Bizans imparatorlarının dinlenme yeriymiş. İstanbul'un fethinden sonra padişahlarımızın da ilgisini çekmiş. Birbiri ardına binalar yapılmış ve bütününe tersane sarayı denmiş. Tersane sarayı mı? Neden ki? Adını bu civarda kurulmuş bir tersaneden aldığı yazıyor. Ben anlamadım. Sarayın diğer yapıları nerede? Maalesef Elif, zaman içerisinde sarayın diğer yapıları yıkılmış. Geriye bir tek aynalı kavak kasrı kalmış. Kara tarafından tek, deniz tarafından iki katlı bir yapı. O zaman ayrılalım. Ha? Elif, siz Ali ile deniz tarafına gidin. Tamamdır. İçerisi çok güzelmiş. Şu duvarlara, işlemelere baksana. Gürgen buraya zarar vermemeli. Bir an önce onları bulmalıyız. Alt katta tarihi Türk çalgılarının sergilendiği bir müze var. Önce bu kata bakalım. Bulamazsak ineriz. Hayatım boyunca kemençe görmek istemiyorum. Çöpe bir şey attı. Kemençe bu. Kemençe mi? Hadi Azmi. Al şu balyozu da işe koy. Sen de bana yardım etsen. Sus Azmi. Ben seni koruyorum. Bak hem ben sana hala kızgınım. Patron, kemençeyi niye attın ki? Ne güzel harantep yadak. Hadi başla artık. Durun, indir o balyozu yoksa. Yoksa ne? Hayır. Bırak o kemençeyi. İyi de sen çalmayı bile beceremiyorsun ki. Şimdi sıra bende. Sıra mı? Ne sırası?
geldi, duydun mu? Hı? Ses alt kattan geliyor. Hadi. Diğer ikisi nerede acaba? Al bakalım. Zeynep de Mehmet de geldi. Bırakmayacağım. Kimle görürsünüz? Bırakmayacağım. Yeme. Zeynep. Çal. Gül ve Kriz'ine girmişler. Bak onunla da başladı. Azmi, maskeni mi çıkardın Azmi? Hayır patron, baksana çok komikler. Senin, bana giren. Şu Mehmet'in haline bak. Konuşamıyor. Tavşan ha! Dur! Dur! Zeynep! Çal başına! Yeter! Çok yoruldum. Yeter! Dur artık! Çalma ne olur! Biraz daha sabret Zeynep. Polisler gelmek üzeredir. Odadaki gaz tamamen temizlendi mi? Evet. Neden? Gürgen'e baktıkça gülmek istiyorum ya. Tam zamanında. Ha! Ha uşaklar ha! Moronda pipi kaşim, bizimmekten bir kıldık katula katula. Pipimesi vurulur, horon duran durulur. Yürgen kaçar ve geçer bu muhafızlarla. Ha! 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 Uşaklar ha! 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 Elinize sağlık çocuklar. Bu kez biz de çok güldük ve eğlendik. Bundan sonra kemençe benim en sevdiğim çalgı. Ha, 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 ha,